Değerli izleyiciler, Futbol Teknik Programı'na hoş geldiniz. Üstad Teknik Direktörümüz, kanalımızın usta yorumcularından sevgili Naci Şensoy Hocam'la birlikteyiz. Ve Naci Hocam'la yarın oynanacak olan milli takımımızın, tabii siz bunu izlerken yarın olmayabilir, bugün de diyebilirsiniz ama biz programı itibariyle pazartesi akşamı çekiyoruz bu programı. O nedenle yarın diyorum, Türk milli takımının Karadağ milli takımıyla yapacağı Türk futbol tarihinin belki de en önemli karşılaşmalarından biri olarak hani ileride anılacak bir karşılaşmaya çıkıyoruz. Dünya Kupası finallerine katılma doğrultusunda beklemediğimiz şekilde ya da beklediğimiz şekilde mi desek bilemiyorum. Futbol mucizeleri bize çok yakışıyor çünkü. Bir futbol mucizesiyle yeniden şansı önümüzde bulduk. Bakalım bu defa bu şansı kullanabilecek miyiz? Hocam ne dersiniz? Oluşan tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bizi izlemeyen seyircilerimiz, izleyicilerimiz inanmazlar belki ama bugünkü oluşan tabloyu 3 aşağı 5 yukarı tahmin etmiştik geçen programımızda. Çünkü bizim özelliğimiz o. Biz maalesef özdeşleştik yani bu tür hesap kitap yapmalarla, işte son maçlara taşımalarla. Bu sadece bizim görüşümüz değil, bu bütün dünyanın görüşü. İşte Türkler öngörülmez. Futbolları da öyle. Ne zaman ne yapacakları belli değil. Artık bu bizim ekolümüz oldu. Yani bizim futbol ekolsüzlüğümüz ve felsefesizliğimiz maalesef felsefe oldu Akın Bey. Yani buna da açtık. İstatistik bir futbol felsefesi var bizde. Elimizde kalem kitap. O şu kadar mağlup olursa biz bu kadar yenersek hesaplar içerisinde maalesef bu özdeşleştik böyle bir tabloyla. Müthiş bir şans. Çünkü hakkımızdı Akın Bey. Öyle değerlendiriyorum ben. Biraz filmi geri çevirelim. Müthiş girdik. Özellikle Hollanda galibiyetiyle ve Norveç'i deplasmanda 3-0 yendikten sonra tam tersi bizi Avrupa kupalarında bazı abartılı hedeflere yöneltti medyamız özellikle. İşte final oynarız biz bu takımla özellikle o iki galibiyetten sonra hatırlarsanız. Ama maalesef işte yaşadığımız olaylar iyi olmadı bizim için. Özellikle Avrupa kupalarındaki o başarısızlık müthiş bir özgüvensizliğe yöneltti bizi. Ama işte bu kan değişikliğiyle kim ne derse desin yepyeni bir atmosfer, yepyeni bir hava. Ve işte yavaş yavaş o özgüvenimizi geriye aldık. Ve tabii ki bazı doğru yapılan işlerle de çok avantajlı bir konuma geldik Akın Bey. Biz ikinci olmayı planlarken şimdi neredeyse yine de %20 birinci olma şansımız var. Eğer Hollanda tabii mağlup olursa şeye karşı. Daha doğrusu onlara bir beraberlik yeterli. Eğer mağlup olursa 1-0 Norveç'e mağlup olursa biz de aynı skorla Karadağ'ı yenersek biz birinci bitiriyoruz. Yani böyle bir konuma geldik ki bence biz dahil, ikimiz dahil en büyük optimistlerle, en büyük olumlu düşünen insanlar bile ben dahil dediğim gibi bunu beklemiyorduk açıkçası. Hocam şimdi siz Balkan futbolunu Türkiye'de en iyi tanıyan adamsınız. Ben öyle nitelendiriyorum. Karşımızda da tipik bir Balkan ülkesi var. Ben küçük Yugoslavya diyorum oraya. Öyle bir takım ki yarın karşılaşacağımız takım biraz Sırbistan havası var. Hani biraz Bosna Hersek havası var. Biraz Hırvatistan. İnat bakımından da Arnavut inadına benziyor. Yani böyle bir Balkan takımıyla karşı karşıyayız. Kesinlikle küçümsenmeyecek bir takım olduğunu hem bize karşı kanıtladılar hem de Hollanda'ya karşı kanıtladılar. Yani bir boş bıraktığın anda hiç affetmiyorlar. Öyle ilginç bir takım. Tabii ki bir Cebeli Tarık asla değiller. Siz şimdi çok iyi tanıyan, bu rakibi de iyi tanıyan bir teknik adam olarak bizi dinlemiyordur muhakkak ama yani o vakti yok. Ama Stefan Kuntz'a, karşınızda Stefan Kuntz olsa yani neler tavsiye etmek istersiniz? Nasıl bir oyun anlayışıyla milli takım yarın sahaya çıkmalı diye bir soru sormuş. Evet Akın Bey, sizi tebrik ediyorum. 3 aşağı 5 yukarı müthiş bir tablo çizdiniz Karadağ'la ilgili. Hakikaten diğer 5 cumhuriyet biliyorsunuz eski Yugoslavya 6 cumhuriyetten ibaretti. 2 tane de özerk bölgesi vardı Kosova.
güneyde, bir de kuzeyde Voivodina, Sırbistan iki tane özel bölgesi, bir de altı tane cumhuriyetten diğer özellikle komşu cumhuriyetleri Sırbistan ve Bosna Hersek ve tabii ki güneydeki Arnavutlar karışımı bir milli takım. Burada biraz bir parantez açmak istiyorum ben. Yugoslav ekolü, evet biliyorsunuz dünyada 4-5 tane ekol var. Ekol dediğimiz işte oyun felsefesi. Yani bir İngilizler bunu icat etti. Onlar işte biliyorsunuz birinci bölgeden üçüncü bölgeye uzun toplarla çıkan bir ekol. Sürekli hep havadan böyle ikili mücadelelerle ve duran toplardan gol arayan, şut, uzak mesafelerden şut atmakla gol arayan bir felsefeydi İngiliz felsefesi. Ama işte zamanında onlar terk etti bu felsefeyi. Onlar futbolu icat etti. Ama son 20 senedir dikkat edersek hiç yabancı antrenör almayan bir Premier Lig, bir İngiltere yavaş yavaş kendi antrenörlerine, yani dolayısıyla kendi oyun felsefelerine artık prim tanımadılar ve sürekli İspanyol olsun, Fransız olsun, diğer ülkelerden İtalyan olsun sürekli antrenörler transfer etmeye başladılar. Bu da dolayısıyla mesaj şuydu, artık o futbol, İngiltere futbol felsefesi, futbol ekolü yavaş yavaş terk edilmeye maruz kaldı. Bu ekollerden bir tanesi de işte Yugoslav ekolü. Bir ekoldü, oyun felsefesiyle ilgili bir ekoldü. Bunu neden bunu söylüyorum? Çünkü çok güçlü bir argümanım, bir delilim var. Burada çoğu genç bizi izleyiciler hatırlamazlar. 17 Ağustos 1971'de Pele jubilesini yapar. Brezilya milli takım formasına son maçına çıkar. Bütün dünya merak eder Akın Bey. Acaba kime karşı oynayacak? Herkes ezeli rakipleri Arjantin'i bekliyordu. Ya da Avrupa ülkelerinden Almanya, İngiltere ya da Fransa, İtalya herhangi birinden, ama çok şaşırtıcı bir karar aldı Pele ve dedi ki ben Yugoslavlara karşı oynayacağım. Ve 17 Ağustos 1971'de Maracana'da 180 bin seyirci alabilen kapasitede bir Maracana stadı 200 bin doldu. Ölenler de oldu o maçta. Ve o maç 2-2 bitti. Çok iyi hatırlıyorum o maçı. İzledim. Pele'ye neden Yugoslavya'yı seçtiniz dediklerinde şöyle kısa ve net bir cevap verdi. Bence dedi Brezilya'dan sonra en doğaçlama, en yaratıcı, en teknik futbol Yugoslavlar oynuyor. O yüzden onları seçtim. Bir kere bunu altını çizmek gerekiyor. Bu ekolü kabul etmek gerekiyor. Şimdi bu düşüncelerimizi neyle doldurabiliriz Akın Bey? İşte canlı örnekler. Dün izledik. Evvelsi gün izledik. Hırvatistan Rusya'yı yendi ve gruplarından lider çıktı. Biliyorsunuz son Dünya Kupası'nda finalist Hırvatistan. Hırvatistan'ın nüfusu 4,5 milyon. Hiç kime karşı oynadılar? Fransa'ya karşı oynadılar geçen Dünya Kupası'nda finalde ve yenildiler. Ama bir gerçek var. Fransa'nın içinde neredeyse yarısı devşirme futbolcular barındırıyor Fransa. Ama 4,5 milyonluk bir Hırvatistan'da bir tane devşirme futbolcu yok. Yani kendi Hırvat çocuklarıyla Dünya Kupalarında finale gelebiliyorlar. Şimdi de Rusya'yı yenerek gruplarından birinci olarak Katar'a vizelerini aldılar. Keza akşam Sırbistan Portekiz'i, çünkü Portekiz'e bir beraberlik gerekiyordu. Portekiz'i Portekiz'de yendiler ve birinci olarak gruptan Sırbistan'da gidiyor. Görüyorsunuz eski Yugoslavya ekolünün rüzgarları hala devam ediyor. Çok enteresandır. Çok küçümsediğimiz bir Makedonya var. Özellikle bizim bu megalon medyamız Makedonya'yı çok küçümsüyor. Ama Makedonya öyle düşünmüyor. Hem Avrupa kupalarından bizden daha başarılıydı. Daha doğrusu daha az başarılıydı. Şimdi de İzlanda'yı, bize kök söktüren zamanında İzlanda'yı 3-1 kendi evlerinde yenerek playoff'ları garantilediler. Keza Bosna Hersek, Slovenya olsun, Kosova bile gece Yunanistan'a karşı berabere kaldı. Güzel şeyler yapıyorlar gruplarında. Ama bu 3 cumhuriyet, daha doğrusu bu ikisi direkt gruplarına çıktı. Bir de Makedonya'nın da şans olması, eski o Yugoslav ekolünün, Yugoslav felsefesinin rüzgarlarının devam ettiğinin bir kanıtı olarak görüyorum. Şimdi dolayısıyla Karadağ takımını o gözle bakmamız lazım.
O bir. İkincisi Karadağ'ın milli takımında oynayan futbolcular yarısı kendi liglerinde oynuyor. Diğerleri işte Jovetić olsun mesela kaptanları zamanında Milan'da, Monaco'da, şimdi Hertha Berlin'de oynayan kaptanları Jovetić Hollanda'ya karşı oynamadı. Bilmiyorum, umarım bizim maçta da oynamaz çünkü kadroda görmüyorum, belki bir sakatlığı var. Çünkü olağanüstü kaliteli bir oyuncu. Bir de Savic var Atletico Madrid'de, kendini kanıtlamış bir stoper hakikaten. Şu anda Avrupa'da en iyi 5 stoperden bir tanesi olarak gösteriliyor. Onun dışında oynayan futbolcular işte ya Rusya'da oynuyor ya Azerbaycan'da oynuyor ya da yarısı şeyde oynuyor, Karadağ'da oynuyor. Bunun neden vurgulama şeyini nedenini söylemek zorundayım. Çünkü kendilerini kanıtlamak zorundalar. Orada çok düşük ücretlere oynuyorlar. Ve o yüzden bu tür maçları bir vitrin olarak görüyorlar Akın Bey. Belki Karadağ'ın herkes dışarıdan bakıp ya bir iddiası yok ya, niye bu kadar işte Hollanda'ya karşı 2-0'dan 2-2 yakalıyorlar. İşte biliyorlar ki tribünlerde onları bir izleyen bir scout gözü var. Bir şeyler, bir not alıyorlar. Onlar için de onlar hepsi bir dönüş olacak. Bu yüzden dikkat etmek gerekir. Özellikle psikolojik açısından hiçbir baskı hissetmeyen bir rakip, rakibin artı bir değeri ortaya çıkabilir. Çünkü psikolojik avantaj şu anda Karadağ'da. Yani kaybedecek bir şeyleri yok. Sadece işte kendilerini kanıtlayabilecek ve kazanabilecekleri bir olay var. Bizde işte tersi. Madem ki bu duruma geldik, o optimal, o gereken psikolojik duruma gelmek hakikaten çok büyük bir olay olur bizim için. Çünkü aşırı strese girersek, panik yaparsak iyi olmaz. Daha az özgüvenle de maça yaklaşırsak iyi olmaz. Zor bir maç olacak çünkü evimizde bile yenemedik. Biliyorsunuz 2-2 kaldık evimizde. Ama bir gerçek de var. Milli takım yavaş yavaş formunu yakalıyor Akın Bey. Bir ara müthiş bir özgüven kaybı oldu. Özellikle Avrupa kupalarından sonra çıktığımızda çok kötü skorlara da yansıdı bizim o özgüvensizliğimiz. İşte Hollanda'ya karşı almış olduğumuz 6-1'lik mağlubiyet. Ama yavaş yavaş özellikle Letonya ve Norveç maçında mağlubiyet almamamız ve Cebeli Tarık karşında aldığımız bu açık farkla bir galibiyet ve rakiplerimizin bize bu şansı sunması bizi çok farklı bir noktaya getirdi. Umarım gereken o sonucu alırız ve Dünya Kupalarına, hak etmiş olduğumuz bir Dünya Kupalarına katılırız. Hocam ben yani tabii bu sonuçlardan memnun olmakla beraber anlamlandırmakta da güçlük çekiyorum. Yani Norveç ve Hollanda her iki ülkede sadece futbol değil, genel olarak hani olaylara soğukkanlı yaklaşan, işte gereği neyse onu yapan insanların yaşadığı toplumlar. Yani son derecede üst düzey milli takım oyuncuları var. Hani işte yani Norveç'te bizim işte Sørloth'u düşünün, bizim ligin gol kralına kadar uzanmış. Hani bugün her takım kendi kadrosunu ister. Yani Norveç milli takımında bizim liglerimizde her takım isteyeceği bir sürü oyuncu var. Hollanda milli takımında hakeza şey, hani artık Türkiye'yi de geçtim, dünya futboluna, dünyanın en iyi takımlarında oynayan yıldız oyuncular var. Ve bu takımlardan bir tanesi Letonya gibi hani çok da dünya futbolunda karşılığı olmayan bir ülkeyi mağlup etmeyi başaramadı. Bir türlü ne kadar uğraşırsa uğraşsın o golü bir türlü atamadı. Attığı bir golde biliyorsunuz offside diye sayılmadı ve hadi Norveç öyle de Hollanda 2-0 öne geçiyor. Hani Dünya Kupası'na gideceksiniz artık. Yani şurada kalmış 7-8 dakika. Yani oyunun kontrolünü 7-8 dakika elinizde tutsanız ve top çevirseniz, işte rakibe fırsat vermeseniz, yani şu anda bileti ceplerine koymuşlardı. Fakat öyle bir şey yaptılar ki riske attılar. Yani belki de üçüncü gelecekler. Norveç bir kaza golü atsa ve 1-0 kazansa Hollanda üçüncü gelecek belki de. Ve hiç katılamayacak. Yani oradaki o bir tedbirsizlik nelere mal olacak. Ya bu kadar dünya futbolunda ve hani sadece futbol alanında değil, genel hayat tarzı bakımından hiçbir şeyi şansa bırakmayan
bir hayat anlayışına sahip iki ülkenin futbolcularından nasıl böyle aynı anda ikisinden birden böyle bir başarısızlık ya da beceriksizlik diyelim çıktı. Ben anlamlandıramadım. Siz bir yorum yapabildiniz mi? Şans mı diyelim yani sadece? Evet, sadece şans diyemeyiz Akın Bey. Bunu genelde masaya yatırdığımızda artık outsider, yani İngilizce bir kelime, kale alınmayan takımların sayısı günden güne azalıyor. Eskiden belliydi. Şimdi bir Cebeli Tarık mesela o konumda. Biz 6 tane attık. Hollanda 6 tane attı. Ama bir Luxemburg mesela 10-15 sene önce Luxemburg aynı Cebeli Tarık pozisyondaydı. Şimdi bir bakmışsınız Azerbaycan bir kendi grubunda 1 puan toplandı. Luxemburg ise 8 puan toplayabildi. Keza işte diğer ülkeler az önceki Karadağ futbolcuların motivasyonunu değerlendirdiğinizde Letonya için de bu geçerli. Çünkü Letonya'nın futbolcularında da yani Letonya liginde marka değeri, Letonya liginin marka değeri ve dönen paralar maalesef çok kısıtlı Akın Bey. Oradaki oynayan futbolcular kendini kanıtlaması için, yani bir yerlere transfer için oynarken bir mesaj vermek istiyorlar. İşte bakın seyredin beni. Kaldı ki bütün bu maçlarda her ülkenin, sadece her ülkenin değil, her kulübün, ciddi çalışan bir kulübün scoutları tribünlerde yerini alıyor ve not alıyorlar Akın Bey. Yani artık eskiden çok zor olurdu. Letonya'dan bir futbolcuyu Barcelona'nın bir scout'u izlemesi çok zor olurdu. Eskiden böyle profesyonelce çalışılmıyordu ama şimdi artık öyle değil. Şimdi o kadar büyük rakamlar dönüyor ki en ufak bir yeteneği bir yerde yakalarsanız hem kendi kulübünüze yararlı oluyor hem de onu kullanıp ondan para kazanabiliyorsunuz Akın Bey. Çok farklı yaklaşımlar oldu artık futbolda. Sizin söylemiş olduğunuz Norveç ve Hollanda'nın kayıpları, onların açısından biz Karadağ ve Letonya'yla beraber kaldık. Onlar da aynı şeyleri bizim için söylemişlerdir. Ya şu Türkiye bizi yendi. Hollanda da şöyle düşünebilmiştir. Yani bize 4 tane atan bir Türkiye ve de Norveç'e 3 tane deplasmanda atan, İspanya'da oynadık o maçı biliyorsunuz, atan bir Türkiye nasıl oluyor da Letonya ile evinde 3-3 kalabiliyor ya da Karadağ'la 2-2 kalabiliyor. Yani bu gördüğümüz gibi az önce benim belirtmiş olduğum nedenlerden dolayı artık her takım rakiplerini ciddi almak zorunda. Eğer ciddi almazsanız en ufak bir lakaytlık, en ufak bir rekabet sizi hiç ummadığınız puanlara sebebiyet veriyor. Ben sadece ve sadece eskiye nazaran şimdi milli takımlar arasındaki öyle eskiden o büyük farklar, kalite açısından o büyük farklar günden güne azaldığını söyleyebilirim Akın Bey. Hocam son olarak işte bir oynayacağımız maçın 11'ini tabii tahmin etmek çok zor ama birkaç kritik şey konuşabiliriz. Mesela orta sahayı biraz daha mı kalabalıklaştırırız acaba Cebeli Tarık maçında? Orta sahada işte bir Hakan'la Orkun vardı. Bir de işte Burak yani gol atmadı ama asistler yaptı. Ve yaşı da belli bir noktaya gelmiş durumda ama acaba Burak mı Serdar mı sorusu insanın aklına geliyor. Bir de tabii Barış Alper gibi işte şey gibi Kerem gibi genç oyuncularımız var. Yani nasıl bir milli takım kadrosu beklersiniz? Yani oyuncuları sayın anlamında söylemiyorum ama yani oyun planı açısından nasıl oyuncuları süreceğini düşünüyorsunuz hocam? Evet, kritik maç. Çünkü telafisi olmayan bir maç Akın Bey. Belki bize bir beraberlik de yarayabilir. Belki 1-0'lık bir mağlubiyet de yarayabilir. Eğer Hollanda Norveç'i yenerse biz de aynı skorla mağlup olursak biz ikinci yerimizi koruyoruz Akın Bey. Biz farkında değiliz. Biz geçen 3 gün önce oynanan maçlardan çok büyük avantaj elde ettik. Yani sadece bizim avarajı Cebeli Tarık'a karşı düzeltmiş olduğumuz avarajdan ziyade Norveç'in 2 puan kaybetmesi ve de Hollanda'nın 2 puan kaybetmesi, yani oradan ikişer 4 puan, bir de şeyden Cebeli Tarık'tan 3 aldık, biz farkında değiliz, 7 puan biz aldık. Burada Stefan Kuntz'u tebrik etmek istiyorum. Çünkü sürekli birinci bölgesinde kapanan bir Cebeli Tarık'a karşı nasıl açarım
planlarını yapmış. Tebrik ediyorum. 6 numarasız, tırnakla işaretlendi öyle tabir ettiğimiz defansif bir orta sahasız. 1-8 numara Orkun'la bir de 10 numara Hakan Çalhanoğlu'yla çıkıp 2 tane kanat Barış ve solda Kerem. Bir de Dervişoğlu ve Burak'la çıkmak çok mantıklıydı bence. Nitekim de hemen ilk yarıda 3 tane gol bulduk. 1-2 tane daha atabilirdik. Burada Stefan Kuntz'u tebrik etmek gerekir. Nitekim de yapılması gerekeni yaptı. Ama burada bir şey kabul etmemiz lazım Akın Bey. Hakemin Zeki'ye yapılan faulde rakip oyuncuya sarı kart bile göstermeden VAR'ın inisiyatifiyle, VAR'ın müdahalesiyle kırmızı karta çevirmesi açıkçası bizi çok farklı bir avantaj bize elde ettirdi. Yani şimdi bunun tam tersini bakıyorum medyayı bütün gün bugün taradım. Daha doğrusu dün hiçbir yerde hakemi eleştirme olayı görmedim. Ama bize karşı böyle bir haksızlık yapıldığı zaman Akın Bey yani ortalığı kaldırıyoruz. Yani bu tür yaklaşım bizim medyamızın bu tür yaklaşımını biraz daha objektif olarak yöne çevirmemiz gerekiyor. Sadece haksızlıklarımızı olduğu zaman ortaya çıkabiliyoruz. Ama genelde adalete ve hakka karşı bu yaklaşımımız maalesef istenilen seviyede değil. Yani burada biraz hakemi ben eleştiriyorum. Çünkü bize karşı böyle bir kırmızı kart verildiğinde aynı tepkiyi gösterirdim. Bu yüzden bir daha tekrarlıyorum. Çok daha eleştirel bir yaklaşım olması gerekirdi. Ama yapılan yapıldı. Kırmızı kart bu tabii ki güçsüz bir Cebeli Tarık'a elinden daha fazla gücünü aldı ve biz işte istediğimiz o Norveç'ten bir gol fazla averaja ulaşabildik. Şimdi Karadağ maçı başında belirttiğim gibi telafisi olmayan bir maç. Çok stratejik olarak bu maçı 90 dakikaya yaymamız lazım. Karşısında daha önce belirtmiş olduğum gibi kendini kanıtlamaya çalışan bir psikoloji, bir grup psikolojisiyle karşılaşacağız. Yani elinden geleni her şeyi yapıp adeta kendini beğendirmek isteyen bir gelin gibi, güzel bir kız gibi bir mesaj vermek isteyecekler. İşte görücülere bakın gelin seyredin bizi alın. Bu onların avantajı olacak ama bizim de yakalamış olduğumuz bu fırsatı ve bu özgüvenle akılcılığı, rasyonalist bir yaklaşımı ortaya koyarsak ben inanıyorum ki kalite yine ortaya çıkacak ve biz gereken sonucu alırız. Ama çok akılcı oynamamız lazım. Gol yemeden ya beraberliği sonuna kadar korumamız ya da gereken o golü ya da o golleri atmaya çalışacağız. Çünkü çok tehlikeli oyuncuları var. Az önce belirtmiş olduğum gibi de boy ortalamaları çok yüksek Akın Bey. Özellikle duran toplarda, kornerlerde çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü hava toplarında çok iyiler. Uzun boylular genelde Karadağlılar. Buna dikkat etmemiz gerekir ve mutlaka Stefan Kuntz'un nasıl Cebeli Tarık'a karşı 6 numarasız bir planla çıktığı gibi mutlaka bu oyunda da sizin de az önce belirtmiş olduğunuz gibi ben de aynı kanaatteyim. Göreceksiniz bir 6 numarayla oynayacağız. Yani ya forvetten bir kişi 6 numara oynayacak, forvetten bir kişi daha az oynayacak ya da kanatlardan biri o üçlü orta sahaya gereken o üçlü mücadeleci bir orta sahayı takviye etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Evet hocam çok teşekkür ederim. Tabii oynanmamış bir maç hakkında ancak bu kadar konuşabiliriz. Yani oynandıktan sonra tabii ki maçın analizini de sizin tecrübenizden yararlanarak birlikte yaparız inşallah. Son sözlerinizi alalım hocam. Ondan sonra yayınımızı kapatalım. Evet. Stefan Kuntz'u desteklememiz gerekir diye düşünüyorum. En azından çok iyi niyetli görüyorum. Belki o özelliği özellikle alışmış olduğumuz işte daha önceleri Hiddink olsun, Sepp Piontek olsun, bizde daha önce çalışan yabancı teknik direktörler de belki o
özgüveni yok. Ama çok iyi niyetli Akın Bey. Ve şimdiye kadar yaptıkları da az değil. Onu desteklememiz gerekir az önce belirtmiş olduğum gibi. Rıdvan konusuna biraz değinmek istiyorum. Evet, Caner yine milli takıma alındı ama gördüğünüz gibi işte ikinci yarıda Rıdvan'ın girmesiyle ofansif yönümüz müthiş arttı ve onun asistleriyle gol bulduk. Zaman zaman bu tür gençlerimize biraz daha fazla şans verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Onun dışında tabii burada Barış Galatasaray'dan Cengiz Ünder'in yerine alınmış olan Barış iyi niyetiyle her şeyi ortaya koymaya çalıştı şey maçında, Cebeli Tarık maçında ama burada bence biraz haksızlık yapıyor. Bir Serdar Gürler'i de milli takıma davet edilse ileride bir maçta bence iyi olur. Çünkü Konyaspor'un ligde göstermiş olduğu performansta Serdar Gürler'in katkıları çok yüksek diye düşünüyorum. Evet hocam, çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Her zaman olduğu gibi çok yararlandık. Değerli izleyiciler, milli maçının ardından tabii ki milli maçı yine değerli yorumcularımızla yorumlayacağız ama tabii liglerimiz başlıyor. Sonra hemen cumartesi gününden itibaren hem Süper Lig'de hem TFF 1. Lig'de birbirinden heyecanlı karşılaşmalar var. Bu karşılaşmaların maç öncesi ve maç sonrası değerlendirmelerini yine usta yorumcularımızla yapacağız. Allah ömür verirse. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Naci Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Henüz kanalımıza abone olmayanları da abone olmaya davet ediyorum efendim. Yeniden görüşmek dileğiyle hepinize sevgiler ve saygılar. İyi akşamlar.